Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu video serisinde adım adım bir heksakopter nasıl toplanır, hangi parçalar gerekli ve bu parçalar nasıl bir araya getirilir bunları göstereceğim. Öncelikle frame seçimiyle başlıyoruz. Frame seçiminde kendi izlediğim metodu anlatmaya çalışayım. Ben her seferinde sadece tek bir değişkeni değiştirerek karar vermeye. İlk değişkenim gövdenin büyüklüğü. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 500 mm, 680 mm, 1000 mm'lik quadlar mevcut. Şimdi bunlar da gövde büyüdükçe neler değişiyor, artılarını, eksilerini onları inceleyelim. İlk olarak artıları. Kullanılabilir pervane boyutu artıyor. Bu sayede daha yavaş çalışan motorlar ile daha fazla kaldırma gücü elde etmiş oluyoruz. Bu da uçuş sürelerini uzatıyor. Aynı zamanda dronların taşıyabileceği uçuş ekipmanlarının ağırlıkları artıyor. Bu sayede daha kaliteli ekipmanlarla daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Şimdi de olumsuz yönlerine bakalım. İlk olarak maliyet karşımıza çıkıyor. 1000 mm'lik bir frame, 500 mm'lik bir frame'e göre toplamda kurulmasının maliyeti 3-4 katına kadar çıkabiliyor. Büyük frame'leri, büyük pervane kullanabildiğimizi söylemiştik. Büyük pervane kullandıkça da karşılaşabileceğimiz titreşim riski artıyor. Büyük gövdelerin hem toplanması hem de uçurulması daha çok deneyim gerektiriyor. Hem de yaşanan kazalarda hem maddi hem manevi hasarın boyutu çok artıyor. Bu bilgilerle frame seçimini yaptıktan sonra aynı boyutta kaç motorlu frame alacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Şimdi sırasıyla her birinin artılarından eksilerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle aynı boyutta oldukları için aynı mekanda 4 tane pervanemi 6 tane pervanemi sığdırmak daha kolay. 4 tane sığdırmak daha kolay olduğu için quadcopter'a 15 inçlik pervane kullanabilirken hexacopter'a 13 inçlik pervaneler ancak sığmak. Bu da quadların daha uzun uçuş süreleri sağlamasına imkan veriyor. Kurulum aşamasına baktığımızda quadlarda 4 tane motor, 4 tane SC kurulumu yapacağımız için kurulumu da daha kolay oluyor. Toplama bakıldığında 4 motor, 4 SC daha düşük çıkışlı bir pil temin etmemiz gerektiği için maliyeti de daha düşük oluyor. Şimdi de hexacopter'ın artılarına geçelim. İlk olarak uçuş sırasında bir motoru kaybetsek bile kırım yaşanmadan iniş yapabilme ihtimalimiz ortaya çıktı. Toplam 6 motor olduğu için toplam kaldırabileceği ağırlık aynı boyuttaki quad'dan biraz daha fazla oluyor. Quadcopter ile hexacopter'ın arasındaki farklar kısaca bunlardı. Bir diğer konu gövdenin yapısı. Burayı çok kısa geçeceğim. Plastik ağırlıklı gövdeler daha ucuz, darbelere karşı daha dayanıklı ama daha az stabil uçuş imkanı sağlıyor. Karbon ise daha sert yapılı, darbeye dayanıksız, daha pahalı ancak daha stabil uçuş imkanı sağlıyor. Son olarak da drone toplamak hobi yani eğlence amaçlı yapılan bir eylem olduğu için burada görsellik yani toplayacak olan kişinin gözüne hangi frame daha güzel görünüyorsa onun da seçimde yeri büyük. Tüm bu bilgileri değerlendirdiğimde ben Tarot'un 6 motorlu 680 mm'lik gövdesini toplamaya karar verdim. Gövdenin detaylarına beraber bakalım. Öncelikle 2 motor arası 680 mm, yerden yüksekliği 265 mm, boş ağırlığının 600 gram olduğu ve 10 ila 13 inç arasında pervane önerildiği görülüyor. Bu aşamada aslında pervane seçimimizi de yapmış olduk. 10 ila 13 inç arasında pervane desteklediğini bildiğimize göre 13 inçlik bir pervane seçebiliriz. Bunu aynı zamanda seçeceğimiz motorun 13 inçlik pervanesiyle verilerine de bakmamız gerekecek. Pervane seçiminden sonra motora geldi. Motoru yine Tarot'un 4006 620 kW'lık motorunu tercih etti. Bu seçimde iki konuya dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak motorun bağlantı noktalarının gövde ile uyumlu olup olmadığı. Diğer konu ise motorun teknik verilerine bakarak sizin oluşturmayı planladığınız drone'a yeterince güç sağlayıp sağlayamayacağı. Şimdi bu verileri inceleyelim. İlk olarak doğru ürüne bakıp bakmadığınızı kontrol ediyoruz. Tarot 4006 620 kW. Ardından bu verilerin bizim planladığımız gibi 13 inçlik bir pervane ve 4 S'lik bir lipopil ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu seçimlerle birlikte bu motorun 3-4 kg'lık bir drone için uygun olduğunu ve motor başına maksimum güçte uygulayabileceği kaldırma kuvvetinin 1.58 kg'a denk geldiğini, bunu yaparken de 17.5 amper akım çektiğini görüyoruz. Bu verileri ileride ESC ve pil seçiminde kullanacağız. Motor bahsini kapatmadan önce diğer bir veri tablosunda kısaca göstermek istiyorum. Burada aynı motor ve benzer bir gövde ile yaptıkları farklı bir multikopterin verilerini görüyoruz. Yine 4S pil, 13 inç pervane, 30 amperlik bir ESC ve bizim motorlar mevcut.
Toplamda 2.7 kilogram olan multikopterin 14,5 dakikalık bir uçuş süresi olduğunu ve normal bir uçuş sırasında 26 amper çektiğini, tam yük altında ise 84 amper akım çektiğini görüyoruz. Toplamayı düşündüğüm sistemin de yaklaşık olarak 3 kilo civarında olacağını düşünürsek motorlar bizim için gayet uygun. Artık motor bahsini de kapatabiliriz. Şimdi sırada ESC'ler var. ESC seçiminde dikkat etmemiz gereken 3 konu var. İlk olarak kullanacağımız ESC'nin bizim pilimizle uyumlu olup olmadığı, yani kaç S pili desteklediği. Ekranda gördüğünüz gibi ESC 2 ile 4S arasındaki pilleri destekliyor. Diğer bir konu da motorun maksimum yük altında çekeceği amperi karşılayabiliyor olması. Kullandığım motorlar tam yük altında 17,5 amper akım çekebiliyor. Yani bana kısaca 30 amperlik bir ESC yeterli olacaktı. Ancak ben ileride başka sistemlerde de kullanabileceğim için 50 amperlik ESC'ler temin ettim. ESC'lerle ilgili son konu ise back değeri. 5 volt 5 amper yazdığını görüyorsunuz. Back değeri demek şu demek. ESC şu anda ekranda gördüğünüz kablo ile uçuş kartımıza bağlı. Bu kablolardan beyaz olanı uçuş kartından ESC'ye motorları ne kadar hızlı çevirmesi gerektiğini söyleyen veriyi taşır. Kırmızı ile siyah kablo ise ESC'den uçuş kartına elektrik sağlar. Biz uçuş kartının elektriğini powerboard ile sağladığımız için ESC'nin bu özelliğini kullanmayacağız. Şimdi ekranda ESC'lerle birlikte gelen kullanım kılavuzlarını görüyorsunuz. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Burada anlatılan ayarları ESC bağlantılarını yaparken zaten yapmış olacağız. Burayı da tamamladığımıza göre sırada uçuş kartı var. Uçuş kartı olarak artı pilot temelli PixArc uçuş kartını kullanacağım. Kullanacağım modelde 248 modeli. Bu kartla beraber gelen aksesuarları yurt dışı alışverişlerin kutu açılışı bölümünde göstermiştim. O yüzden onları bu videoda tekrar girmiyorum. Şimdi sırada multikopterin en önemli parçalarından biri olan lipo pilimiz geliyor. Bu lipo pilin özelliklerinden kısaca bahsetmem gerekirse. İlk olarak 4S değerinden bahsedeyim. S değeri lipo pil içerisinde seri bağlı pil sayısını gösteriyor. Seri bağlı pil sayısı arttıkça pilin volt değeri artmış olur. Her bir lipo pil tam doluyken 4.2 volt, boşaldığında da minimum 3 volt göstermesi gerekiyor. Bunun ortalaması olarak 3.7 volt hesaplıyoruz. 3.7 çarpı 4'ten bu pilin ortalama voltunun 14.8 volt olduğunu söyleyebiliyoruz. İkinci olarak miliamper değeri geliyor. Miliamper değeri bize pilin dayanıklılığını gösteriyor. Yani uçuş süremizi belirlemede çok önemli bir faktör. Ancak miliamper değerinin artışıyla birlikte pilin ağırlığı da artıyor. Bu yüzden bu hesabı yaparken multikopterimizin totalde ulaşacağı toplam ağırlığı hesaplayarak hareket etmemiz gerekiyor. En yüksek miliamper değeri her zaman en uzun uçuş süresi anlamına gelmiyor. Son olarak da C değerinden bahsedeyim. C değeri pilin verebileceği toplam akımı hesaplamamızı sağlıyor. Bunun ne anlama geldiğini hızlıca anlatayım. İlk olarak motorlarımızı hatırlayalım. Motorlar maksimum yük altında 17,5 amper akım çekiyor. Toplamda da 6 motorumuz olacağını hesaplarsak 105 amperlik bir akıma ihtiyacımız olduğunu görebiliriz. Şimdi de pilin kaç amper verebildiğini hesaplayalım. İlk olarak 8000 miliamperi 8 amper olarak yazıyoruz. Ardından da 8 amper değerini pilin 30C değeriyle çarptığımızda pilin sürekli olarak 240 amperlik akım sağlayabildiğini görüyoruz. Motorların ihtiyacı olan ise 105 amper olduğu için bu pil bizim ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Burada yazan 60C ise pilin çok kısa bir süre için 60C üzerinden amper sağlayabileceğini anlamına geliyor. Kumanda alıcısı olarak RadioLink'in R12DS modelini kullanacağım. Bu modeli seçme sebebim çift anteni sayesinde çok uzun menzil sağlıyor olması, 12 farklı kanalda aktarım yapabiliyor olması, S-Bus çıkışını destekliyor olması ve PRM02 modülü ile birlikte kumandadan telemetri bilgilerini aktarabiliyor olması. Son olarak da bizim frame'in üzerinde gömülü olarak bulunmadığı için pilden gelen elektriği 6 farklı motora, yani 6 farklı ESC'ye bölmemizi sağlayan güç dağıtım kartı karşımıza çıkıyor. Böylelikle multikopterde kullanacağımız tüm temel parçalardan kısaca bahsetmiş oldum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar diliyorum.